Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun 23 Mayıs'tan Haziran ayının sonuna kadar olan çalışma takvimiyle ilgili bir önergesi geldi. Biz bu mecliste 6 siyasi parti grubu, 15 siyasi partiyi temsilen bulunan milletvekilleriyle 599 işte belediye başkanı seçilen milletvekilleriyle 596 civarında milletvekili olarak burada yasama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Buradaki çalışma takviminin bir parti grubu tarafından sadece bir önergeyle biz bu şekilde uygun gördük, buyurun çalışın denilmesini meclis çalışma hukukuna uygun bulmuyorum. Şunun için söylüyorum. Değerli Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımız, meclisi birlikte çalıştıracaksak buyurun gelin beraber konuşalım. Yok, bizim nasıl olsa parmak sayısı itibariyle iç tüzük ve anayasanın bize sağladığı çoğunluğa göre biz bu meclisi yönetiyoruz diyorsanız, anayasanın 96. maddesi der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az 1/3'üyle toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla karar verir ama bu sal çoğunluk hiçbir zaman 1/4'ünden bir fazlasından az olamaz. Dolayısıyla bakın bugün siz bu meclise bir tabiri caizse dayatmada bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki siz ne derseniz deyin biz bu takvime göre çalışacağız. Kaç kişisiniz burada? Anayasa 96 size bunu dayatma imkanı veriyor mu? Ya hiç olmasa bunu getirdiniz bir dönemde Anayasa 96'ya uygun olarak gelin buraya. Biz keyfi olarak karar yeter sayısı ya da yoklama talep etmiyoruz. Diyoruz ki siz bir konuyu bizimle istişare ediyorsanız eyvallah gelin istişare edelim. Bu memleketin menfaatine olan işleri hep beraber konuşalım. Yok hayır biz sizinle istişare etmiyoruz. Parmak sayımıza güveniyoruz diyorsanız o zaman anayasanın ve iç tüzüğünü size görev olarak yüklediği parmak sayısını buyurun bu meclise getirin, öyle bu meclisi çalıştırın diyoruz. Burada bizim niçin bu talepte bulunmadığımızı belki grup başkan vekili arkadaşlarımız iyi biliyor. Sık sık arka tarafta görüşüyoruz ama bilmeyen milletvekili arkadaş, daha doğrusu bu tutumumuzu duyuramadığımız milletvekili arkadaşlarına bunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, sadece oylama için bu sayısal çoğunluğunuzu kullanmanıza Saadet Gelecek grubu olarak asla rıza göstermeyeceğiz. Siz ya bizimle istişare edeceksiniz ya da iç tüzükten kaynaklanan hakkınızdır. İstediğiniz sayıdaki arkadaşı buraya getirir, meclisi çalıştırırsınız. Meclisi çalıştırmıyoruz diyecek kadar külhan beyliği yapacak hakkımız yok. Ama emin olun ki iç tüzük ve anayasanın bir muhalefet partisine yüklediği görev ve sorumluluğu da sonuna kadar sahip çıkacağız. O açıdan sizin kendiniz dışında bir gündeminiz olmayabilir. Ama o zaman geleceksiniz ve bu anayasayla iç tüzüğün aradığı çoğunluğu burada bulunduracaksınız. Anayasanın ve iç tüzüğün aradığı çoğunluğu bulamayıp biz buradan anayasaya uyun, bizi dikkate almıyorsanız gelin burada 200 kişiyle bulunun dediğimiz zaman oradan homurdanma şeklinde sesini yükselten arkadaşlarımızın olmaması gerekiyor. Buraya devamlı olarak takip eden çok değerli AK Partili milletvekili var. Bize saygı duymuyorsanız hiç olmazsa buraya maaşının ve milletvekili sorumluluğunun yerine getiren AK Parti'nin buraya devam eden milletvekillerine saygı duyun. Dolayısıyla bizim yoklama ve karar yeter sayısı talebimiz iç tüzük ve anayasadan kaynaklanıyor. Sizin dayatmalarınıza boyun eğmeme tavrımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu önergeyle ilgili de karar yeter sayısı talep ettiğimizi buradan Sayın Başkan'a tekrar iletiyorum. Çalıştırmamak değil, parmak sayısıyla bu meclisi yöneteceksiniz, yeterli parmak sayısını buraya getireceksiniz.